kalife Hazreti Ebu Bekir. İstanbul'un fethi 1453. Yükselme devrinin son padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Roma'yı kim yapmıştır? İmparator Neron. Ay oldu bu iş Mediha. Profesör olacak kadınsın yemin ederim ya. Ay Karatay'dan neyin eksik senin? 3-5 fazlan var Allah'a çok şükür. Cahil kimmiş göstereceğim ben sana Perihan. O sözlerini ekmek arası köfte yapıp boğazına dizeceğim. Ayran da vermeyeceğim. Neyse. Hazreti Ebu Bekir 1453, Kanuni Sultan Süleyman, Neron. Baba geldiniz mi ya? Geldim kızım, geldim. Ay babacığım ya çok heyecanlıyım ben. Bu hiç öyle magazin programlarına çıkmaya benzemiyormuş. Ya bildiklerimi unutursam? Yapma Mediha. Biraz kendine güvenli olsun be kızım. Bak bizim o sonradan görme Perihan'a verilecek bir dersimiz var değil mi? Haklısınız babacığım. Öyle bir ders olacak ki okul müfredatına gireceğim. Milenyum çağını kapatıp Mediha çağını açacağım. Yavaş yavaş. Sen sakin ol gene. Mediha Hanım, hazırsanız sizin de başlıyoruz. Tamam, geliyorum. Hakkınızı helal edin babacığım. Helal olsun kızım. Hadi bakayım. Bismillah. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Kim paraya hayır der ki'nin bu akşamki ilk yarışmacısı Mediha Tekin. Hoş geldiniz Mediha Hanım. Sizi biraz tanıyalım. Aşk olsun. Cemiyet hayatının ünlü ismini tanımadınız mı? Gazetelerin, dergilerin, mecmuaların bir numaralı ismini tanımadınız öyle mi? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Biz yine de izleyiciyi hatırlatmak için sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz. Efendim ben Mediha Tekin. Yarışmaya Avrupa'dan katılıyorum. Öyle mi? Nereden? Etiler. İlginç bir yarışma bizi bekliyor anlaşılan. Mediha Hanım, yarışmaya kimlerle geldiniz? İsmail Bey. Kendisi eski eşimin babası olur. Ancak ayrılırken velayeti bana kaldı. Öyle mi? Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Hazırsanız yarışma başlıyor. Hazırım. İlk sorunuz geliyor. Gönderin gelsin. Hangisi küçük olması makbul olan bir sepet türüdür? A. Kara mürsel sepeti. B. Hasır sepet. C. Çamaşır sepeti. Çamaşır sepeti demek istiyorum. Çünkü çamaşırın azı makbuldür. Cevabı zımbalayalım mı? Hadi bakalım. Cesur Ayşegül'ün şerefine. Sana ne kadar teşekkür etsek az Ayşegül. Ya. Hırsızı nasıl yakaladın sen öyle? Hırsız bunu ufak tefek görünce kara mürtel sepeti sandı zaten. Kara mürsel sepeti demek istiyorum. Ötekinden vazgeçtim. Zımbalıyoruz o zaman. Zımbalayalım. Kara mürsel sepeti. Evet, geldik baraj sorumuza. Patlıcanların alacalı olarak soyulması yöntemiyle yapılan etli Türk yemeği hangisidir? A. Kapuska. B. Karnıyarık. C. Hünkar beğen. Yemekle de pek aram yoktur aslında ama. Evet Ayşegül, sana da söyleyelim. Bugünkü yemeğimiz karnıyarık. Start veriyorum, başlayın. Evet, şimdi böyle önce patlıcanları böyle yol yol alaca soyuyoruz. Böyle soyuyorsun. Neyse, şimdi biz bunu bir kenara bırakalım. Cevap veriyorum. Bey karnıyarık. Zımbalayalım. Zımbalıyoruz o zaman.
seviyorum Ayşegül. Seni çok seviyorum. 250 bin liralık soruya geldik. Yalnız Medya Hanım, beni çok şaşırttınız bu akşam. Niye? Benim çapımdaki bir insan için şaşılacak bir şey değil bu. Ben normal hayatımda da böyle kültürümle döverim insanları. 250 binlik soru geliyor. Hangi besin serotonin ve endorfin hormonlarını tetikleyerek mutluluk verir? A. Lahana. B. Çikolata. C. Kayısı. Bizi birbirimizden daha iyi hiç kimse anlayamaz. Anlayabilir mi? Ah! Anlayamaz tabii. Sadece çeken bilir. Başta dünyanın sonu gibi gelir. Dışarı çıkmak istemezseniz en yakın arkadaşınıza çikolata olur. Bir dakika. Ben bunları not edeyim. Bir dakika. Çikolata çok önemli. Çok iyi. Serotonin patlaması. Cevap veriyorum. B. Çikolata. Zımbalıyorum. Zımbalayalım. Zımbalıyoruz. Yarışma tarihinde bir ilk yaşanıyor. 1 milyonluk soruyu göreceğiz ve bunu başaran yarışmacımız Medya Tekin. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu yarışmadan kazandığım bütün parayı Avrupa'da soyu tükenmekte olan Sarı Yılanlar Derneği'ne bağışlıyorum. Yıl ağzım açsın, alkışlıyor bunlar. Bu takdir edilesi davranış için Medya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve 1 milyonluk sorumuz geliyor. Soruyorum. Kuzeyli fotoğraf sanatçısı Minna Kinune'nin web sitesinde de yer alan isminin kısaltması hangisidir? A. Minnoş. B. Minkul. C. Minnak. Ay Ayşegül, hadi kızım bir destek at. Neler yaşadık biz seninle? Bir bunu mu bilemeyeceğiz? Bunun bir kedisi vardı. Ay böyle bir şeydi adı. Ay kulebi! Hoşt! Hoşt! Bas çekil, çekil. Anne kedi ya, kedi. Duyan da seni timsah falan gördü zannedecek. Kim bu? Ayşegül. Neydi ya bu kedinin adı? Ayşegül olsa olsa Minnoş der herhalde buna. Evet, evet ya. Minnoş'tu. Ayol cevabı buldum. Yalnız ben son joker hakkım olan arkadaş arama hakkını kullanmak istiyorum. Tabii. Kimi arıyoruz? Çok sevdiğim, bilgisine ve dünya görüşüne saygı duyduğum dünürüm Perihan Güvener'i. Perihan Hanım'ı hatta alalım lütfen. Perihan Hanım'ın bilgisine çok güveniyorsunuz anlaşılan. Ya, çok. Perihan Hanım hatta. Perihan Hanım merhabalar. Merhaba. Dünürünüz Medya Hanım bu akşam yarışmacımız ve yarışma tarihinde bir ilke imza attı. Ben attım Perihan, ben. Çok şaşırdım, sevindim de haberim yoktu Mediha. Niye şaşırdın anacığım? Sen beni ne zannettin ki? Ben az yere bakan, yürek yakan biri değilimdir. Bilirim, bildiğimi belli etmem. Ben böyle bir aile terbiyesi gördüm. O zaman ben sözü Medya Hanım'a bırakıyorum. 1 milyon değerindeki soruyu kendisi size sorsun. Şimdi Perihan'cığım, şekerim. Sana 1 milyonluk soruyu sorsam cevabı bilemeyip rezil olacaksın. Malum herkesin bilgi seviyesi aynı değil. O yüzden seni zor durumda bırakmak istemem. Ben bu 1 milyon liralık sorunun cevabını biliyorum. Sana bunu söylemek için seni aradım. Ne kadar klas bir davranış değil mi? Ay, yarışmayı kazandım ve tarih yazdım. Sevineceğini umuyorum. Öpüyorum çok. Seviyorum seni. Ne? Süreniz Alo? Doldu. Cevap veriyorum. A. Minnoş. Zımbalıyoruz. Zımbalayalım. Ayşegül, sana böyle sıkı sıkı sarılacağım. Seni böyle içime sokacağım. Senin sayende bu yarışmayı kazandım. Hadi senize ya. Açın artık şu cevabı. Vallahi yüreğime inecek.
Medya Hanım yalnız maalesef yanlış cevap. Doğru cevap C. Minnak olacak. Boyun posun devrilsin Ayşegül. Boyun posun devrilsin. Ay rezil oldum babacığım. Rezil oldum. Niye rezil olasın be kızım? Yarışma tarihinde ilk defa final sorusunu açtırdın sen. Telefonda da o kadar hava bastım Peri Ana biliyorum diye. Ay, Allah Ayşegül'ü de bildiği gibi yapsın. Ne bileyim ben, kedinin adı Minnoş diye kalmış aklımda. Niye söylemediniz bana kedinin adı Minnak diye? Deseydiniz yarışmayı kazanacaktım. Ay, şimdi de ben suçlu oldum yani. Sizsiniz tabii. Başka suçlu var mı aramızda? Beni yarışmaya siz çalıştırdınız ama oradan hiç çalışmadık. Yürü Medya, yürü. Bayılacaksan da evde yürü. Hadi kalk. Ay, hadi. Yaktın beni yer çiçesi, yaktın.